Değerli dostlar, şimdi sizlere Ocak 2015'te basılan Kürt Sorunu ve PKK isimli kitabımdan bir bölüm okuyacağım. Başlık: Birinci Meclis ve Kürt Sorunu. Bu yazıyı muhtemelen kitap basılmadan birkaç sene önce, yani 2012 yılında filan yazmıştım. Birinci Meclis ve Kürt Sorunu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na maceracı iddiaçıların iradesiyle girdi. Yıllardır cepheden cepheye koşan insanımız, daha çok Anadolu insanı, Birinci Dünya Savaşı'nda can havliyle mücadele etti. İmkansızlığa rağmen düşmana çok defa kök söktürdü ama yenilgi ve işgal kaçınılmazdı. Mondros Mütarekesi arkasından, başta İstanbul olmak üzere, Anadolu'nun pek çok yeri işgal edildi. Limanları zapt edildi, kışlalarına girildi, ordusu tasfiye edildi. İmparatorluk varisi onurlu Anadolu insanı yokluklar, yoksulluklar içinde işgalden kurtulmak için örgütlendi. Memleketin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Direniş hareketleri oluşturuldu. Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut bütün unsurlarıyla insanımız harekete geçti ve işgalcilere karşı mücadeleye girişti. İşte 23 Nisan 1920 Anadolu'daki milli mücadelenin Büyük Millet Meclisi ile tecessüm ettiği, bir kimlik ve kişiliğe büründüğü tarihtir. Bu yönüyle ilk meclis bütün Türkiye'dir. Bütün unsurları içinde barındıran demokratik bir oluşumdur. Gerçek Türkiye'yi, Türkiye'nin düşmana karşı koyma cesareti gösteren bütün alt unsurları temsil eder. Birinci mecliste Lazistan mebusu, Kürdistan mebusu dahil bütün vekilleri kendi ad ve namıyla bulabiliriz. Zira milli mücadele bu yıllarda İşgali bertaraf etmenin, küfre karşı koymanın, dini korumanın, vatanı kurtarmanın adıdır. İlk meclis hocalarla, dualarla açılır. Meclisin ilk ve en önemli gündemi vatanı kurtarmaktır. Herkes, her kesim sadece buna odaklanmıştır. Rejimin ne olacağı, laiklik, irtica, kemalizm, Türkçülük, devrimler bu meclisin gündeminde yoktur. İlk meclis milli mücadeleyi yürüten, olağanüstü döneme dair özellikler taşıyan kurucu meclistir. 1921 Anayasası da bu meclisin hazırladığı kısa ama temsil niteliği geniş, kimseyi dışlamayan, Anadolu gerçekliğiyle örtüşen bir anayasadır. 1921 Anayasası zamanın gerçekliğini yakalamış bir konsensüstür, bir toplum sözleşmesidir. Kimsenin bu meclise ve bu anayasaya itirazı yoktur. Ama sonraki meclisler temsil niteliğini önemli oranda yitirmiştir. Sonraki anayasalar konsensusu bozmuş, tekçi, dönüştürücü, toplumu yukarıdan şekillendirmeye çalışan metinler haline gelmiştir. İkinci meclisin yaptığı 1924 Anayasası dahi 1982 Anayasası'na göre daha makul ve demokratiktir. Ama 1950 yılına kadar bu anayasa hiç dikkate alınmamış ve uygulanmamış, bütünüyle rafa kaldırılmış, keyfi bir yönetim uygulanmıştır. Birinci meclis olağanüstü şartlara, yokluk ve yoksulluğa rağmen o dönem Türkiye'sini temsil eden ileri bir demokratik yapıya ve işleyişe sahipti. Tek parti dönemiyle birlikte birinci mecliste oluşan mutabakat görmezden gelinmiş, milletvekilleri emir ve talimatla atanır olmuştur. Birinci grup denilen, daha sonra halk fırkasına, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek olan hareket ve liderleri toplumun diğer renk ve tonlarını kale almaksızın otoriter bir yapı kurmuşlar ve devlete, sisteme egemen olmuşlardır. Milli mücadele yıllarında İslam'ın ve hilafetin işgalci güçlerden kurtarılması, İslam kardeşliği dönemin en önemli argümanlarındandı. Tüm Müslüman unsurlar ve Kürtler bu argümanlar üzerinden milli mücadeleye davet edildi. Birinci meclise de çağrıldı. Oysa 1923-1946 arası dönemde birinci mecliste yer alan renkler dikkate alınmadığı gibi imha edildiği, ademe mahkum edildiği yıllar oldu. Birinci mecliste kurucu unsur olarak görülen Kürtler tek parti dönemi boyunca yok sayılmıştır. Toplumun dindar, muhafazakar, liberal kesimleri kale alınmamıştır. Üstten aşağıya doğru dikte yöntemiyle yapılan değişiklikler, inkılaplar adı altında kökleştirilmiş, Kemalizm korumasıyla dokunulmaz, değiştirilmesi dahi teklif edilemez hale getirilmiştir. Dolayısıyla tek parti döneminde kurulan ve tahkim edilen devrimler günümüze kadar devlet ve toplum üzerindeki etkisini sürdürmüştür.
Aslında dünden bugüne yaşaya geldiğimiz pek çok çatışma ve gerilimin altında birinci mecliste kurulan o konsensusun sürdürülmemesi yatmaktadır. Rejimin akredite kesimler dışındaki unsurları, kesimleri düşman ilan etmesinin ve dönüştürmeye çalışmasının mevcut pek çok problemin sebebi olduğu bugün artık aklı selim herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bugün cebelleştiğimiz Kürt sorunu denilen mesele de Cumhuriyet döneminde Kürtlerin yok sayılıp dillerinin yasaklanmasından, kimliklerinin inkarından doğan bir sorundur. Milli mücadelenin önemli aktörlerinden Kazım Karabekir Paşa o yıllarda Kürtleri bize bağlayan yegane rabıta din kuvveti idi diyecektir. Ancak etnik olarak inkarın ötesinde ortak değer olan İslam'ın da tek parti döneminde hayatın dışına itilmesi ve pratiklerinin yasaklanması Kürtlerin bu yegane bağını da tahrip etmiştir. Kürtler ortak payda ve devlete aidiyet gerekçesi olarak gördükleri İslam'ı, İslami değerlerin de ret ve inkarına şahit olunca büyük inkisar yaşamış ve aldatılmışlık duygusuna kapılmışlardır. Harici unsurlar kullanıyor olsa da PKK ve Kürt ayrılıkçı hareketleri tek parti ve sonrası dönemde uygulanan yok sayma siyasetinin bir ürünüdür. Çözülüp çözülmediğinden tam emin olamadığımız, birçok yönüyle hala devam eden din ve inanç özgürlüğü kaynaklı sorunlar da öyle. Kaypak ve tanımsız, irtica üzerinden üretilen suni problemler, gerilimler de tek parti döneminin sonucudur. Türkiye'de süre gelen pek çok toplumsal problemin çözümü birinci mecliste var olan uzlaşmada saklıdır. TBMM'nin açılışının 100. yılına çok zaman kalmadı. Umarız o zamana kadar milli mücadelede var olan milli mutabakata yeniden dönülebilir. Yeniden herkesi kendi özellikleriyle kabul eden, temel hak ve özgürlükleri koruma altına alan bir toplumsal, anayasal düzene kavuşuruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.